Kahraman asker memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma pilot kıdemli albay Oğuzhan Adalıoğlu emekli olacaktı. Depremden sonra dondurdu ve afet bölgesinde görev aldı. Kalkış için yönlendirdiği helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. İlk tören Kahramanmaraş Havalimanı'nda yapıldı. 28 senelik meslek hayatında çok büyük fedakarlıklarla çalışan kahraman arkadaşımız gönüllü olarak burada görev yapmış. Onun üstüne yürümeye devam edeceğiz. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehidin fedakarlığına dikkat çekti. Mehmetçiğin deprem bölgelerinde canla başla çalıştığını belirtti. 2100 saat uçuş yaptık. 600 tona yakın malzeme taşıdık. Binlerce aracımız bu bölgeye kurtarma faaliyetlerine katıldı. Ölmek var, dönmek yok. Binlerce şehit de ölsek vatan için, millet için, bayrağımızın emniyete kadar dalgalanması için şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz. Şehidin naaşlı töreninin ardından Eskişehir'e uğurlandı. 1. Anajet Üst Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde ebediyete uğurlandı. Bir şehit cenazesi de Bingöl'de vardı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp şehit olan piyade sözleşmeli er Adem Avunan Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin naaşı Genç ilçesine bağlı Bayırlı Köyü Küçük Mezrası'nda defnedildi.